Bakalım günün en güzel enginar dolmasını kim yapmış? Çok kolay bir yemek değil. Fena olmamış biliyor musunuz? Yani buradaki süreye göre bence fena değil. Bir tık tıkırlık var. Bence dolmasını çok doldurmuş. O her yaprağın içine böyle güzel güzel koysaydı bu kadar hani bütününde bulamaç gibi durmazdı. Çok güzel bu çiçek gibi gözüküyor eğer güzel doldururlarsa. Bence iç pilavını fazla doldurmuş. Enteresan bir şekilde enginarını bence bayağı güzel ayıklamış çarından çöpünden. Ortasını güzel ayıklamış. Hiç o tüylü kısmı kalmamış. Ben onlar çok önemli bence. Bir tık ama bir tık tıkırlık var. O kadar. O da bence çok doldurduğu için yeterince içlenemedi. Çok lezzetli ama. İkinci tabağım. Bu gelinimiz de Allah ne verdiyse doldurmuş bütün yapraklara. Ayıklaması güzel. Hiç o tüylerinden gelmedi. Bence şuraları bir tık daha alabilirdi. Buralar bir tık daha alınabilirdi. Pilavı bir tık bunda da tıkırlık var. Ama mesela onunki daha lapa duruyor. Daha şişmiş gözüküyor pilavı. Bununki daha tane tane. Ama tıkırlık var bunda da. İkide iki çok lezzetli. Lezzetine hiçbir şey diyemiyorum. Tuzu, gazı, yağ her şey güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Üçüncü tabağım. Daha aradığım böyle gözlerimi patlatacağım bir dolmaya rastlamadım. Enginarın buraları o kadar faydalı ki. Çok güzel olmuş. Bayağı güzel bir dolma bu. Bir kere görüntü olarak çok tavladı beni. O aradığım iç pilavı şu an 3'te 3 yani lezzet olarak beğensem de bulamadım. Bu iyi pişirmiş ama bunda da bence bir tık lapalık var. Ama çiğ olmasındansa pişmiş pilavı tercih ederim. Güzel, lezzetli bir pilav. Kusursa bir tık lapalığı var. Ama yani şu ikisine kıyaslarsam bu bayağı iyi. Son tabağım. İşte bu olmaz. Şunlar var ya zaten yapanlar bilir ama şu enginarın biliyorsunuz şurasını temizliyoruz ya bu gelinimiz burayı iyi temizleyememiş. Bu hem güzel bir tat vermiyor bile acı acı bir tat veriyor hem görüntü olarak güzel durmuyor. Yani şunlar kesinlikle olmaması gereken şeyler. İlk defa tabii ki ayıklayanlar vardır. Çok da kolay değil enginarı ayıklamak ama ne yapalım burası gelinin mutfakta ve şampiyonunu arıyor. Ayıklayamamış güzel. Bu tabağın ayıklaması olmamış, enginarı pişmemiş, pilavı aşırı çiğ kalmış, yenmeyecek kadar tıkır kalmış pilavı. Ama söyleyeyim size aslında çok güzel bir iç pilav başlatıp bitirememiş. Çok yağ falan görüntüsü güzel ama olmamış. Evet, zor bir yemekle karşınızdayız. Şimdi ben size söyleyeyim en güzeli hangisi? En güzeli üçüncü tabak. En güzeli derken yıldızlı bir 5 vermeyeceğim. Çünkü onun pilavı içlerinde en iyi pişen ama fazla pişmiş. Bir tık lapalık var. İkinci tabağımız 3 puan olsun. Fena değildi, ortalamaydı. Ona 3 verdiysek buna da 3 vermeliyiz. Çünkü çok benzer şeyler söyledim. Ve en zayıf halkamız tahmininiz üzere... 1 puan 4. tabak. 2 tane 3'üm var. Hadi bir tanesini açalım. İlk 3 puanımız bu. Sahibi de Damla. Bugün sürpriz. Bakalım kimler kaç puan aldı merak ediyorum. İkinci 3 puanımızı da bulalım o zaman.
İkinci 3 puanım kimin oluyor? Zeynep. Şimdi de Yıldızım'ın başına gidiyorum. Yıldızım ya Başak ya Kıymet. Taçsız yıldız bu ama 4 tabak arasında iç pilavını tek tam olarak pişiren, hatta fazlaca pişiren bu tabak. Bakalım Başak mı Kıymet mi? Kıymet, güzel. Aferin Kıymet'e. Başakçım yine bugün gözyaşlarını tutamayabilir çünkü gerçekten 2 puan bile alabileceğini düşünmüyorum. Bayağı çiğ tabağı. Mutfağa koşun, çayınızı kahvenizi doldurun, yerinizden bile kalkmak istemeyeceksiniz. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Gelinin mutfaklarına doğdum. Hem efsane hem zengin oldum. Kıymet! Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Hem fenomen oldum hem de zengin oldum. Zeynep! Kendine güvenen gelinler. Siz de gelin, siz de kazanın. Hemen başvurun ve gelin, bu bileziklerin sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzelmiş.